şu an burada bir animasyon şuraları bir, bir şeyler patlatmam işte video başında şöyle bir gülümsemem gözler büyük falan bir dikkat çekmem gerekiyor. Hani bu yapmam gerekiyor anladın mı? Bütün reklam şeyi budur. Ben mesela e, reklamcıyım şu an ben reklamdan para kazanıyorum aslında reklam sektöründeyim. Reklamda olay muhabbet bütün hepsi budur. 3 saniyede yaptım, yakaladım şu an vurdum ve yakaladım değil mi sizi? Şu an bir anda dikkatleri vur bu. Ben sizi yakalamam lazım. Çünkü çok fazla değişken var hayatta. Çok fazla görsel değişken var. Ve arttı bu görsel değişkenler. Yani yüzlerce seçenek var. Bu yüzlerce seçeneğin arasında en ilginç olanı yapmam gerekiyor benim. O yüzden insanlar artık manyak manyak şeyler yapmaya başladı. Çünkü diğerlerinin arasından bir fark yaratması gerekiyor. Bu da ancak görsellikle oluyor. Zeka seviyesi çok düştü. Görsellik arttı. Görsellik arttıkça zeka seviyesi düşmeye başlar. Bir insanın ne kadar görsel şeye yatkınlığı varsa zekası da bence ona tam ters oranda e, ...dır yani zekası... ...zeka kapasitesi... ...ya şimdi bu da çok geniş bir muhabbet... ...mesela ben de böyle şeylerde çok koy, kaybolan bir insanım... ...mesela zeka kapasitesi deyince... ...mesela zekayı da tanımlamak gerekecek bir yandan... ...ne demek şu ne demek bu demek... ...işte doğuştan mı sonradan mı kadar falan filan... ...neyse zeka zeki diye tanımlayabileceğimiz kişiler... ...hani hepimizin ortak bir tanımında... ...hani bir zeki tanımı vardır ya... ...bu tarz insanlar daha çok içerikle ilgilenir... ...bir insanın ne söylediği... ...ne anlatıyor bu aga. ...ama ben... E, bir mesela bunu yaparken, bunu yapmaya çalışırken mesela kendi videolarımı çekerken ben videolarımdan çok hoşlanıyorum. Böyle çektiğim videolardan ama dandik telefonda çektim. İşte birileri aradığı ya o o anlar bence mesela çok tatlı anlar. Bir, bir yerde izlesem mesela ben gülerim. Ya bir adam mesela geliyor, bir tane video çekmeye çalışıyor. Acayip on numara. Ha, hatalar oluyor mu? Oluyordur. İşte yanlış yerde müzik birleştiriyordur. İşte kamera açısı kötüdür. Sesip kötü patlamıştır. Kayma olmuş, bir şeyler olmuştur. Olacak zaten. Ama ben bu amatörlükten tad alırım. Gerçek şey budur derim ya. Hani bu samimiyeti yakalarım. Ama samimiyet olarak insanlar makyajı e, makyajlı insanlardan hoşlanıyor. Bu sağ sam ne kadar samimi. Aa oh, oh, falan yapıyorlar. Hani bu hissettikleri şey yapmadık. Ama gerçekteki samimiyetlik o değil. Samimi bence o değil. Ama ben, benim gibi düşünen çok az insan olduğu için e, benim tabii ki kitlem çok düşük seviyede kalıyor. Ya bu arada şunu söyleyebilirim bak bunu şey yapmayacağım es geçmeyeceğim mesela denedim deniyorum yani, yani e, birazcık daha olan, bir bakayım bunlar ne yapıyor lan ne yapsak ne etsek diye düşündüm oldu ama beceremedim beceremiyorum yani bu bir itiraf yapamıyorum olmuyor benden olmuyor <laughs> demek ki ya bunları yapmayacağım ya da kendi kafama göre yapacağım yani iki seçenek var önümde ya sizin istediğiniz insan olacağım Herkesten herkesle birlikte bir yarışa gireceğim ya da ben kendim olarak hayatıma devam edeceğim. Şimdi bundan öncesinde kendim olarak hayatıma hayatıma devam etmeyi ben seçmiştim ama kendim olarak hayatıma devam ederken geçim sıkıntım başladı bir yandan ve iş bulmak zorunda kaldım. ve işe girdim falan filan. Artık oralara, oralara girdim. Oralarla uğraştım. Çünkü artık ya dedim ki hani şöyle bir şey çok isterdim mesela. Benim aylık olarak bu video yapma işinden, geyik işinden bin lira ya şu anki parayla bin lira. Hani maaşımla alakası yok. Uzaktan yakınla alakası yok. Bin lira alsam ulan ben devam ederim ya. Video çekerim. Yemin ediyorum çekerim. Ama o seviyeye gelemedim. Gelseydim yemin ediyorum yedi, hayatımı adayacaktım ya. Bu video çekme muhabbetine şey. Çünkü ben bunlar eğleniyorum. Bu beni mutlu ediyor. Birilerinin altında çalışmaktan nefret ediyorum. Birilerini kandırmak istemiyorum. Birilerini... Ya çünkü reklam demek kandırmak demek. Bak bu konuları da ayrıca girerim. Ama reklam demek kandırmak demek insanları. Bir şeyler yapmak. Ben insanları kandırmak istemiyorum. İnsanlara yalan söylemek istemiyorum. E, i̇ş hayatı demek insanları kandırmak demek. Birilerine, ben düşündüklerimi söylerken problem yaşıyorum mesela. Ya, çünkü ben samimi bir biriyim. Samimiyim ya. Ne düşünüyorsam söylüyorum. Her neyse. Ya şimdi şunu atladım mı bilmiyorum ya bu arada. Kafamda bir gitti şu an. E, şey şey dedim mi? E, ben sizi anlamaya, insanları anlamaya başladım. Video, ya insanlar normal hayatlarından şeylerinden çıkıp kurtulup e, böyle ne bileyim normal akışkanlığında mesela işe gidiyor okula gidiyor boktan ya eğitim iğrenç biliyorum farkındayım ya sıkıyor insanları çocukları ben eğitimciyim aynı anda biliyorsunuz matematik öğretmenliği yapıyordum özel ders çok kötü yani çocuklar bunu almış ya buralarına kadar gelmiş sıkılmış dinleyen yok onları anlamak isteyenler yok hep bir koşturmaca, bir yarış, bir koşu, bir depar. Sürekli çocuklara. Yazık üzülüyorum ya. Üzüldüm ya. Çok üzücü. İş hayatı desen, bak ben şu an görüyorum, iğrenç. İnsanlar sahte. Birbirine bir beyefendi abi, arkasından sövüyor, küfür ediyor. Ya çok leş. Bir üst yetkilinin, affedersiniz, kıçını yalamak zorundasın. Altındakini laf dinletmek için ezmek zorundasın. İğrenç ya. İğrenç berbat biliyorum bu hayatların üzerine bu insanlar o ezilen insanlar iş yerinde o e, koşturulan at gibi koşturulan çocuklar sıkılıyor bunalıyor ve bu çocuklar bir şeyler yapmak istiyor bir şeyler izlemek istiyor eğlenmek istiyor ya ben anlıyorum mesela o çocukları eğlenmek istiyor çocuklar mutlu olmak istiyor gülmek istiyor bunalıyorlar şimdi bu lan dedim diyordum sürekli kendime. Bu bilgisayar mesela insanlar neden hep sürekli bilgisayarlar alırlar da böyle kendilerine böyle bir çok büyük masraflar yaparlar falan. Neden biliyor musunuz? Ya insanlar bıkmış hayattan. Hayattan sıkılmış. Kendine özel bir alan yaratmak istiyor. Kendine bir dünya yaratmak istiyor bu, burada bilgisayarda. Çok güzel bir bilgisayarım olsun. Eğleneyim kendimi vereyim oraya diyor. Hani o hayatı ikiye ayırmışız. İnsanlık olarak. ikiye ayırmışız. Yani ayırmışlar. Ben buna dahil değildim. Bu, bu sistemde değildim. İkiye ayırmışlar ve bir tanesinde sıçılıyor ya ağzına çocuğun. bitiyim biteyim ya ben diyor. Tamam bit, yapacak bir şey yok ya diyor. El pelçe divan patronu evet. El pelçe divan öğretmeni evet. Anneye babaya eyvallah. Şuna eyvallah. Bunu, dönmem tamam tamam. Akşama gelince bir atıyorsun her şeyi. Çıkartıp atıyorsun gömleği memleği işte ne ne giyiyorsan işte okul kıyafetini kravatını neyin her şeyini atıyorsun bir bilgisayarın başına geçiyorsun o kara kikir kara kapatıyorsun sonra uyanıyorsun. Veya işte sadece o da değil mesela oturuyorsun mesela benim abim oturuyor 7-24 şey izliyor ağaç maç bir şeyler izliyor kendileri böyle bir zevk bulmuş. İşte anneme atıyorum mesela Kur'an muran ilahi milahi bir şeyler izliyor dinliyor. Ve ya bunun öncesindeki şeyinde mahvediyor kendileri ama o yapacak bir şey yok ona kabul ediyor artık. Çünkü diyor ki benim akşam bunu izleyebilmem için sabah beni silkmelere lazım. Silkme. Hani bunu insanlar kabul etmiş. O yüzden aslında eğlenceyi böyle muhabbet edeceği, güleceği şeyler istiyor. Ya çünkü ben sürekli bunu analiz etme ihtiyacı duyuyorum. Ee, ben de bir ikilemdeyim yani çünkü bu, bu açıdan. Hani ne yapmam gerektiği konusunda biraz kararsızım. Yani hedefim ne diyorum? Yani ne düşünüyorum, ne istiyorum diye düşünüyorum. Eğleniyor muyum? Ya sanırım video çekerken ben eğleniyordum. Bıraktım ama. Yani bıraktım. Ne yap? Şimdi de ne yapmam gerektiğini biliyorum ama ne yap yapmam gerekenle e, istediğim şey arasında fark var. Yani yapmam gereken işte kısa, komik videolar çekmeye çalışmam. Ama ben mesela daha çok durum komedisinden hoşlanıyorum. Hani daha e, olay, olay üzerine hoşuma gidiyor yani. Hani bir yanda mesela ya daha böyle komiklik yapmak için komiklik değil de durumun komik olması lazım benim bir şey gülebilmem için. Hani o olayın komik olması lazım. Gerçek böyle sahtelikten hoşlanmıyorum mesela. Sahte komedi benim hoşuma gitmiyor. Hani o şeylerden zaten hiç bahsetmem. sandalye çekiyor düşüyor. Ha <laughs> ha altına bir şey koyuyor falan. Onlar zaten değil. Onun üzerine hani bir de karşılıklı böyle espri mespri muhabbeti. O beni hiç o da sıfır yani. O da yok bende. Hani bir üzerine öyle o absürt bir adam. Hiç olmayacak bir karakter falan. Öyle bir şey de hoşuma gitmiyor. Beni, beni güldüren şey e, durumun e, kendisi. Ben de bunun için kendi karakterimi mesela yaratmak istedim. Yani mesela kendi bir karakterim olsun ve o karakter mesela bir şeyler yapmaya çalışsın. Ve onu yaptım. Evet lan! Evet lan! Bakalım. İnşallah hayır yalan çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Bak var <laughs> ya. Siktir lan böyle. Şey <laughs> <laughs> Ayağını sınırlar. <ben>, <laughs> Siktir lan. Bir <laughs> şey çıktı. Var mı? Evet, ben... ver. Evet. Bin lira verseler. Hayır. Ama hepsini al. Kanka nereye gitti acaba? Of, çok korktum. Oğlum ya yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> bir daha da çekim yapmazsam ya. Yani ben bir şey sormak istiyorum. Özür <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> çok özür dilerim Yuma <laughs> Bey. Yani bu kadar yatırım yaptınız. Teknoloji yaptınız. <laughs> bir şey demiyorum. Bir arkadaşım yani. Kameranı çekmek için söylemedim. Yani. Bozkoz yalan makinesi. Bunu yaparken çok mutluydum yaparken. Sonradan bıraktım yani. Çünkü çok büyük emek sarf ediyordum ve kimse takmıyordu. <laughs> hani büyük yani tak yani takmaması şimdi şöyle aslında burada anlaşamıyorum kendimle. Yani takmaması insanların mesela bir şey yaptığım şeyi takmaması aslında gayet normal. Yani Onlara göre bir şey yapmıyorum ve bu zorlu bir süreç olacak elbette. Neden ben buna bu kadar takılıyorum? Bilmiyorum. Yine de ya yalnız hissediyorum o zaman da kendim herhalde. Hani böyle bir şey e, üzüyor beni. Hani ya diyorum tamam hadi çumanlara göre bir şey yapmayacağım eyvallah sen bu sunumlu suçlusun şöylesin tamam tamam. Ama niye ya diyorsun? Niye bu kadar az kişiyiz abi? Niye beni bu kadar az insan anlıyor ya diyorsun. Ya şöyle şimdi gerçekten beni e, bağlayabilecek mesela gerçekten on, kendimi hissettiğim birileri olsa giderim onlarla takılırım biliyor musun? Hani onunla eğlenirim, onunla şey yaparım ama öyle biri de yok tam olarak. Hani onları izleyeyim, eğleneyim, güleyim, takip edeyim. Takip edebileceğim benim hiçbir insan yok. Olsa yemin ediyorum şunlarla uğraşmam herhalde ya. Yok yemin etmeyeyim yani emin değilim. Crusher mıyım acaba? Bilmiyorum. Olsaydı düşünürdüm. Şu an bilemiyorum. <laughs> Yok. Ben de kendi kendime eğlendirmeyi planlıyorum. Ha bu videoyu niye çektin o zaman diye sorabilirsiniz. Ki ben olsam sorarım yani. Madem kendi kendine bir şeyler yapmak istiyorsun derdin ne? Ben biraz konuşmak istiyorum ya. Zaten bu, bu videoyu da denemek için çekiyorum şu an. Belki yayınlarım belki yayınlamam. Ama yayınlayacağım. Yayınlayacağım lan. Neden yayınlayacağım biliyor musunuz? Mesela ben bunu çok yaptım. Yani mesela benzer böyle videolar çektim. Ya aman kem, aman küm, aman şurada şöyle olmuş, burada böyle yanlış anlarlar, şöyle anlarlar. Ben <laughs> yok ya ama ben şu ben neysem neyim kardeşim ya ben buyum ya artık atacağım. Öf uğraşamam ya İzleyen izler izlemen izlemez ya. Yani şey gibi ek, yani bir yandan da hani zaten işim var gücüm var. Bir şekilde çalışırım paramı da kazanırım. Umurumda değil benim buralardan para kazanmaya ihtiyacım yok. Yani kazansam çok güzel olurdu. Yani direkt işi bırakırdım. Ama e, şu an öyle bir ihtiyacım yok. Niye ben böyle bir gaza geliyorum sürekli bilmiyorum. Belki de çevremdeki e, insanların beklentisi yüzündendir. Yani be, mesela beni seven insanlar mesela azınlıkta ama gerçekten seviyorlar. Ben de çok seviyorum onları. Gerçekten çünkü en azından, en azından ya diyorum sıfır yalnızlığım yok yani. Birileri var yani seven beni. benim onları sevdiğim veya etkileşime girdiğim Rikmo CC olarak. E, ama... Ee, bir de onların tabii beklentisi var abi neden kanal büyümüyor mesela geçen yolda otobüste gidiyorum bir tane çocuk gördüm aa dedi Rick CC aa dedim merhaba dedim İşte tanıştık tanıştık orada çok da tatlı bir çocuk İşte Cerrah tıp okuyormuş İşte kardeşi vardı yanında abi seni takip ediyordum uz uzun zamanları takip ediyorum İza takip ettim her insan büyüdü ama sen hep aynı yerinde kaldın dedi yani niye böyle acaba falan dedi yani ben de o zamandan beri düşünüyorum ya Şimdi o zaman ben cevabını verdim. Dedim ki oğlum dedim. Ben dedim neysem oyum. O, olduğum şeyi ortaya koyduğum için. E, popülist olmadığım için kaybediyorum dedim. E, ama yani. E, şimdi şöyle bir ikilem yaşıyorum. Acaba popülist olmak zorunda mıyım ya? Gerçekten. Ya bu bir zorunluluk galiba. Ya bir sisteme girmeden bir sistemi değiştirmek de çok zor. Hani bunlar rahatsızsan eğer. Benim bunun gibi davranmam lazım. O eşiği aşmam lazım. Yani benim gerçekten çok büyük grafikli bir şeyler yapabilirim bu arada. Grafik yer şeyim var. Yani buradan para kazanıyorum. Hani After Effect, işte Photoshop, görseller patlatabilirim. Ya ama ben bunları yaparsam ben olmam. Ama bunu da yapmam gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani çok böyle ufak minicik bir nüans var. Böyle ufacık minicik. Orayı bir açabilsem ya istediklerini versem lan sonra anlatırım bu derdimi ben. Yani ben anlıyorum aslında yapmam gerekeni. Ama yapamıyorum ya. Bunu anlatmak çok zor. Yani Karakterim o kadar sağlam ki maalesef. Ya yapışmış üzerime ya. Yapışmış. Atamıyorum şöyle kenara. Hani bir eyvallah çekemiyorum ya. Yok abi ben buyum diyorum. Oturuyorum böyle. Buyum olacak diyorum ya. Ne inatçı ne yavşak bir karakterim varmış ya benim. Şu an bir kendime kızdım ya. <laughs> Ama öyle yani. Ulan belli lan yapman gereken. Yap işte şunu. Sonra sen kendi fikirlerini anlatırsın. insanlara söylersin. Hani gene anlatacağını anlat gene. Gene sende kalsın. Ama yok abi. Bir içinde bir ben var. O ben şöyle bir şey diyor. Diyor ki sen madem söylediğin gibi olmayı savunuyorsun, o zaman öyle ol. Madem kendin olma olma yani e, kendin olarak bu düşündüklerini uygulayarak bir şeyler başaramayacaksın. O zaman senin düşüncelerinin ne önemi var diyor. Ve ben bu şerefsize hak veriyorum. Ben bir şekilde ha şu konuda eleştirileri alabilirim. Kabul edebilirim ama. Hani mesela tamam çok büyük grafikler yapma. Sen gene anlatacağını anlat ve hareket et. Evet. Yapmıyorum. Hareket etmiyorum. Ama bundan sonra yapacağım. Mesela bu videoyu yüklemek gibi. Yükleyeceğim. İsteyen dinler istemeyen dinlemez. isteyenler izler izlemez. Ve yüklemeye sürekli bu paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Moral bozmak yok. Bir süre moral bozdum. Doğru. Yalan yok yani. Üzüldüm. Ve yani böyle bir de çok şey bir insanım ben. Yani bu üzüntülerimi söyleyemiyorum ama bunu yavaş yavaş açmaya başladım yani artık üzüntülerimi de artık belirteceğim çünkü ben içime biriktire biriktire bir yer oldum yeter artık ya üzülüyorum kardeşim bazen üzülen bir insanım ben yani her insan üzülür öyle yak böyle sert adam sert erkek muhabbet şeylerine girmenin şey varoşluğuna gerek yok yani ben üzülüyorum abi üzülüyorum üzülen bir insanım zaten duygusal biriyim bu da açık ve net yani üzülüyorum doğru doğruya doğru, ya, doğru. Neyse 20 dakika olmuş galiba. Ses ayrı görüntü ayrı kaydediyorum bak gene. Daha ne yapayım abi al mikrofon aldım ya. Mikrofon aldım ya. <laughs> evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.